Menopoza giren bayanlar içinde menopoza girdiği zaman hormonu azaldığı için östrojen hormonu aşırı gerginlik, stres, bunalım yaşar. Bazıları içine kapanır. Bazıları agresifleşir. Ve birçoğunda da ateş basar aniden, bütün vücudu yanar böyle. Bunalım yaşarlar. Böyle problem yaşayan insanlar için kadın otu forte, çok özel bir formül. Hı hı. Kullandığı zaman sakinleştirir. Bu bir doğal östrojen hormon gibi etki yapar. Ha, östrojen hormonu kullanırsa Avrupa'da artık sünni olarak kullanılan kimyasal ilaçların kanseri tetiklediği belgelenmiştir. Menopozunu geciktirmek mümkün mü kullanılan bitkisel yollarla? Erken menopoza girmişse evet, ama erken menopoza değil de normal zamanda menopoza girmiş, o normal, ona karışmaya gerek yok. Fakat bazı bayanlar erken menopoza girir, mesela 25 yaşında, 30 yaşında erken menopoza. Bunların aşırı ilaç kullanıyor. Ne oluyor peki genel anlamda bakacak olursak? Bazıları çok yoğun ilaç kullanıyor veya bazıları çok yoğun yemiyor, içmiyor. Cips, jelibon, kek, gofret, efendim kola, hamburger, cheeseburger vesaire vesaire. Bunların hepsi, bu sünni gıdaların hepsi işlenmiş gıda, kimyasal ilaç yutmuş gibidir. Çünkü hepsi kimyasal madde içeriyor. Bütün metabolizmayı bozuyor, hormon dengelerini bozuyor. İşlenmiş gıda kimyasal ilaçtır aynı şekilde. Bir, ki aşırı kimyasal ilaç kullanmak. Bazıları da fit kalmak için böyle yemiyor, içmiyor. Günde bir zeytin, iki zeytin, su, bol bol su içiyor. Bir zeytin, iki zeytin yiyen bayanları gördüm ben. Böyle çıta gibi kalmak istiyor. Sıfır beden, yemiyor, içmiyor, ne oluyor? Önce sindirim salgıları azalıyor. Mide, karaciğer, pankreas, ince bağırsak yeterince sindirim salgısı, asit, baz, tuz salgılamıyor. Yavaş yavaş azalıyor, azalıyor. Sonra artık bir şey gelmediği için de ne olacak? Çıkmayacak. Adet de göremez hale geliyor. Ve adet kesiliyor. Anoreksiya nervosa dediğimiz hastalığa yakalanıyorlar. Bulimiye yakalanıyorlar vesaire vesaire. Bu tür rahatsızlığa yakalananların sonu, Allah korusun, çok tehlikeli. %10'u intihar ediyor. Çok Avrupa'da, Amerika'da çok çok yaygın. Yani yine insanlar mesleğini yapsın. Mesleğe engel değil yani kadın olmak. Bazıları kariyerinde yükselmek için bu tür psikolojik bunalıma giriyorlar. Peki böyle bir durumda anoreksiyayı önlemek mümkün mü? Yani artık sona gelmiş durumdaysa bitkisel yollarla ya da yapılabilecek tetkiklerle tabii. Ya Frankfurt'ta bir bayan 40 kiloya kadar düşmüş. Yemiyor, içmiyor. Artık yese de istese de yemiyor, içemiyor. Çünkü sindirim organları yeterince enzim salgılamıyor. Böyle yemeden içmeden kesilmiş. Gitti gidecek. Böyle dal gibi kalmış. Ailesi her türlü yolu denemiş. Yemiyor, içemiyor. Artık durmuş sindirim salgıları yavaş yavaş. Gitti gidecek derken ben ona dedim problem yok, problem yok, hallederiz. İksir verdim. Dedim ki iksir kullanacaksın günde 5 defa 2 çorba kaşığı. Yavaş 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 6 hafta sonra 2 kilo aldı, sonra aldı derken 52 kiloya çıktı. Yavaş yavaş düzene girdi, normala döndü. Yani fit kalayım derken yavaş yavaş öbür tarafa doğru gitme riskosu çok büyük. Evet. Bu nedenle abartmamak gerekir. Obezite, aşırı kilolu olmak tehlikeli olduğu gibi aşırı zayıf olmak da tehlikelidir. Yani makul, normal ölçülerde kalmak gerekir. Evet.